Dostlar merhaba. Dersime hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Değerli dostlarım, 11. sınıf ünite özetlerine devam ediyoruz. Biliyorsunuz benim anlatım stilimi. Önce ünite özeti, sonra o ünite ile ilgili soru çözümü, sonra da bir deneme sınavıyla üniteleri kapatıyoruz değil mi? Şimdi geldik 5. üniteye. 5. ünitenin özetini yapacağız. Sonra ilerleyen zamanlarda bir de soru çözüm videosu, sonra da deneme sınavı gelecek. Ücretsiz pdf desteği yine açıklamalar kısmında yer alacak. Oradan dilediğin şekilde indirip kullanabilirsin. Peki hocam ben TYT, AYT'ciyim. Bu videoyu izlemeli miyim? Eğer Edebiyat AYT sınavına hazırlanıyorsan videoyu baştan sona zaten izlemen gerekir. TYTciysen eğer bu videoyu izleme. Yani bu videonun sana bir katkısı yok. Hocam cümlenin ögeleri demişsin. Bu videoda cümlenin ögelerini anlatmayacağım zira 3. ünitede zaten cümlenin ögelerinin özetini yapmıştım. Onun dışında TYT'ciler için zaten cümlenin ögeleri konu anlatımını kanala yükledim. Dolayısıyla burada cümlenin ögelerine hiç girmeyeceğim. TYT'ciysen eğer yani sadece Türkçeden hazırlanıyorsan sınava bu videoyu izleme. Değerli vaktini burada harcama ama bir beğeni bırakmayı, bir yorum bırakmayı da unutma. AYT'ciler sen zaten izliyorsun değil mi? Çünkü Cumhuriyet dönemi öncesinde sohbet Cumhuriyet döneminde sohbet. Cumhuriyet dönemi öncesi fıkra. Cumhuriyet döneminde fıkra. Beşinci ünitemiz zaten fıkra ve sohbet başlığını taşımaktadır. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi şu metinlerin sınıflandırılması tablosunu bir hatırlayalım. Metinler biliyorsunuz sanatsal metinler ve öğretici metinler olarak ikiye ayrılıyordu. Sanatsal metinler, coşku ve heyecanı dile getiren şiirler ve olay çevresine gelişen bu olay çevresine gelişenler ya anlatılır ya gösterilir. İşte roman hikaye vesaire anlatmaya bağlı, tiyatrolar göstermeye bağlı metinlerdi. Öğretici metinler ise tarihi, felsefi, bilimsel metinler, gazete çevresinde gelişenler, kişisel hayatı konu edinen metinler. İşte bizim fıkra ve sohbetimiz dikkat edin gazete çevresinde gelişen öğretici metinler grubu içerisindedir. Unutmayalım dostlar. Önce sohbetle yani söyleşiyle başlayalım. Söyleşi çoğunlukla gazete ve dergilerde yayınlanan güncel olayların, kültür ve sanat hayatındaki gelişmelerin fazla derine inilmeden içten bir dille şimdi dikkat okuyucuyla karşılıklı konuşma havası içinde işlendiği bir yazı türüdür. Sohbetin en ayırt edici özelliği karşısında biri varmış gibi, senli benli sohbet ediyormuş gibi yazılmasıdır. Yaz bunu bir kenara. Sohbet türünde yazar kişisel düşüncelerini kanıtlama ihtiyacı duymaz. Zira kanıtlama işi sadece makka, ka, kanıt, kanıt makalede vardı. Onun dışında biliyorsunuz işte fıkrada, denemede, sohbette kanıtlama gereksinimi yoktur. Mizahi fıkralardan, atasözlerinden yararlanılabilir. Anekdotlara, şiirlere yer verilebilir. Kendine ya da okura yönelttiği sorulara cevaplar vererek canlı ve akıcı bir üslup yakalayabilir. Yani benim bu videoda yaptığım gibi bazen sizin adınıza sorular soruyorum ya. Sohbette de bu şekildedir dostlar unutmayalım. Cumhuriyet öncesine baktığımızda sohbete eskiden musahabe adı verildiğini unutmayalım. Bunu yazın bir kenara. Sohbet bir yazı türü olarak tanzimat döneminde diğer edebi türlerde olduğu gibi gazetecilikle edebiyatımıza girmiş. Bu dönemin genel anlayışına uygun olarak yazarlar diğer türlerde olduğu gibi sohbette de toplumsal fayda ilkesini gözetmişler. Dönemine göre sade bir dil kullanmaya çalışmışlardır. Tanzimatta Ahmet Tan Efendi, Servet Fünun döneminde Tevfik, Fikret, Halit Ziya, Hüseyin Cahit Yalçın gibi sanatçılar sohbet türüne benzer eserler ortaya koymuşlardır. Cumhuriyet döneminde ise Cumhuriyet döneminde diğer yazı türlerinde olduğu gibi sohbette de yine yalın bir dil ve anlatım e tabi ki Anadolu insanı konu edilmiş. İnsana ve yaşama dair her tür kavram ve olgu bu dönem sohbetlerinde ele alınmış. Cumhuriyet döneminde Nurullah Ataç'ın Söyleşiler, Şevket Radan'ın Eşref Saat, Suud Kemal Yetkin'in Edebiyat Söyleşileri, Ahmet Kabaklı'nın Sohbetler adlı eserleri türün tanınmış eserleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunları unutma demişiz. Bak yazılda, denemede, taramada her yerde karşınıza çıkar. Edebiyatımızda sohbet deyince bir kere aklımıza ilk gelmesi gereken isim Şevket Radu'dur. Dikkat! Onun dışında Ahmet Rasim'in Ramazan sohbetleri, Nurullah Ataç'ın Söyleşiler, Suud Kemal Yetkin'in Edebiyat Söyleşileri, Şevket Radu'nun Eşref Saat, Ahmet Kabaklı'nın Sohbetler, Melik Cevdet Anday'ın Dilimiz Üstüne Söyleşiler edebiyatımızdaki önemli sohbet örnekleridir gelelim fıkraya. Fıkra gazete ya da dergilerde günlük olayların, ülke sorunlarının değerlendirildiği, sanat, spor, bilim ve kültür alanındaki düşüncelerin rahat ve samimi bir üslupla ortaya konulduğu yazı türüdür. Şimdi fıkranın ayırt edici özelliği daha çok güncel konularda bilgiler aktarması ve okuyucusuyla arasında samimi bir bağ kurmasıdır. Dolayısıyla fıkra deyince aklımıza şu halk hikayeleri olan, hani Nasreddin Hoca fıkraları falan diyoruz ya, onlar gelsin. E tabii ki halk edebiyatındaki o fıkralarla bu fıkra birbirinden farklı. Ama yine de aklımıza onlar gelsin, aklımıza gülmek eylemi gelsin. Gülmek. Fıkra dinleyince güleriz değil mi? Gülmekten bir kere samimiyeti çağrıştıralım fıkra yazarı ile okuru arasındaki o samimi bağ. İkincisi gülmek ses benzerliği güncel. Güncel konuları ele almasını yine buradan hatırlayabiliriz. Fıkralarda düşüncelerin kanıtlanması gibi bir durum söz konusu değil. Bu sadece makalede vardı. Kişisel görüşler kısa özlü bir biçimde yazıya aktarılır. Fıkra yazarı okur kitlesinin düşüncelerini yönlendirme amacı taşır. Köşe yazısı olarak da bilinen fıkra türü nükteli ve güldürücü hikayecik olan o halk edebiyatındaki fıkralarla karıştırılmamalıdır dostlar. Cumhuriyet öncesine baktığımızda Türk edebiyatında yine diğer türlerde olduğu gibi Tanzimat döneminde gazete ile birlikte edebiyatımıza girdiğini söylemeliyiz. Bu dönemde yazılan fıkralarda hürriyet, eşitlik, adalet, kanun gibi toplumsal temalar ele alınmış Dönemine göre halkın anlayabileceği sade bir dil kullanılmıştır. Gazete çevresinde oluşan bu yazı türünün ilk örneklerini İbrahim Şinasi, Namık Kemal, Ahmetler Efendi gibi isimler vermiş. Ama ilk örnek, hani ilk örnek nedir? Burası biraz tartışmalı bir konudur ama fıkra ilk örneklendiği zaman aklımıza Ahmet Rasim gelmelidir dostlar. Dikkat! Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Haşim, Refik Halit Karay, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ziya Gökalp gibi yazarlar da fıkra türünde eserler vermiş. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde ise işte gazeteler, dergiler zaten çoğalıyor. Bütün edebi türlerde olduğu gibi fıkra türünde de ciddi bir gelişim söz konusu. Sade bir dille sosyal konularda sanatçılar düşüncelerini dile getirmişler. Peyami Safa, Yakup Kadri, Fahri Rıfkı Atay, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç, Sabri Esat Siyavuşgil, Ercüment Ekrem Talu, Burhan Felek, Haldun Tan Atilla İlhan, Ahmet Kabaklı, İlhami Soysal, Ergün Göze gibi yazarlar fıkra türünde ürünler ortaya koymuşlardır. Bak bunları unutma demişiz bunları yaz bir kenara. Ahmet Rasim'in Eşkali Zaman Şehir Mektupları fıkra türünün ilk örnekleri kabul edilirler dikkat. Refik Halit Karay'ın Bir İçim Su Bir Avuç Saçma. Orhan Seyfi Orhon'un kulaktan kulağa, Aziz Nesin'in az gittik uz gittik, Fahri Rıfkı Atay'ın niçin kurtulmamak pazar konuşmaları, Yusuf Siyah Ortacın Beşik Ocak Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Çetin Altan'ın Şeytan'ın Gör dediği adlı eserleri oldukça önemli eserlerdir. Dikkat! Peki sohbet ile fıkra farkı nedir? Biraz da ondan bahsedelim ve dersimizi noktalayacağız. Fıkra'da da yazar bir görüş veya düşünceye bağlı olarak okur kitlesini yönlendirmeye çalışırken sohbette kişisel duygu ve düşüncelerini paylaşmaya amaçlar. Sohbette yazar okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi karşılıklı konuşma üslubuyla yazarken fıkra da düşüncelerini serbestçe aktarır. Gelin bunu bir özetleyelim. Şimdi fıkra türü güncel olması kanıtlara dayanmaması bakımından zaten makaleden ayrılıyor. Güncel konulara yer vermesi ve gazetelerde köşe yazısı olarak kullanılmasıyla da deneme türünden farklı özellikler taşır. Sohbet ise fıkradan okuyucusuyla senli benli konuşuyormuş gibi yazılmasıyla ayrılır. Fıkralarda okuyucuyla sohbet etmek yoktur. Fıkra yazarı okuyucusuna düşüncelerini samimi bir üslupta benimsetmeye ve onu yönlendirmeye çalışır. Unutmayalım dostlarım. Evet dostlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.